Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarıma niyetlendim. Kolektifin hayrına olsun dedim. Bütünün hayrına olsun dedim. Ayın artık son videosu keza bize yeni ay güzellikler getirsin inşallah. Siz gönlünüzdekine odaklanarak dinleyebilirsiniz. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben sizlere gördüklerimi de aktarmaya çalışacağım göstererek. Yüreğinizin içi ciddi anlamda böyle bir artık yeter dersin ya bazen böyle dağlara çıkacağım bağıracağım ancak o şekilde içimdekini boşaltacağım dediğiniz bir birikim söz konusu. Geçmişten getirdiğiniz kesin. Sürekli orak var elinizde bir şeyleri biçiyor gibi çıkmışsınız. Bu da şu demek. Şimdi şöyle bir şey var her şeyden önce. Diyor ki bunu şöyle söyleyebilirim. Uçurum kenarında kalmış bir insan var. Bir şeyleri yanlış yapıyor bu insan. Ve siz bu insanın uçurumun kenarında oluşunu sadece izleyebiliyorsunuz ve bu sizi çok üzüyor. Dolayısıyla ben size şunu söylemek isterim buradan. Yapacağınız her ne olursa olsun. Yapacağınız. Bir kere şöyle bir şey var. Gerçekten. Ne yaparsanız yapın onu kendi kararı ve kendi iradesiyle yapmış. Siz ona yapma demişsiniz ama o yapmış sizi dinlememiş, duymamış ki. Şimdi sizin ekme aklınızla akıl olmaz derler ya. Yani sizin ona ekilme akılla bir şeyleri düzeltebileceğine inanıyorsanız doğru da değil. O yüzden arkadaşlar şunu söylemek isterim açıkçası. Hayatınızdaki şu an içinizden düşündüğünüz onun adına ne yapabilirim savaşı. Her koyun kendi bacağından asılır cevabı yani. Bu aileden biri eşiniz, dostunuz, ablanız, evladınız, ananız, babanız yani bir şekilde bu insan bunun bedelini ödeyecek. Sen karşıdan da izleyeceksin. Sana düşen pay bu sınavı bu şekilde izleyebilmek. Hani bu da bir sınav sonuçta bak bunu unutma. Hani o yüzden bir şeyler ya birileri bir şey yaparken senin payına düşen neyse sadece o kadar eşlik ediyorsun bu hayatta. Benim size söyleyebileceğim şey bazı şeyleri görüp izleyip elden bir şey gelmemesi de büyük bir sınavdır elbette ki. Ama bu insan da kendi sınavını yaşıyor. En azından böyle düşünmek zorundasınız demiş burasına. Boş konuşmalar var. Milletin ağzı torba olmayınca işte bir şekilde büzülmüyor arkadaşlar. Hani işte şey diyoruz biz de ne yapalım? Konuşuyorlar işte. Çok takılmamaya çalışın. En azından çok takılmamaya çalışın diyorum farkındaysanız cümlemde. Takıldığınız aşikar ama değişecek, yapılacak bir şey yok. Şimdi bir yerden omuzlarını, kamburunu aslında o. Şimdi şöyle bir şey var. Yani siz bir kamburunuzdan kaldırıp İki kişi olarak hayata devam etmeye çalıştığınız bir 10 gün öncesinde aldığınız bir karar var. Çünkü yay görüyorum, ok yaydan çıktı dediğiniz bir durum var. Şimdi ok yaydan çıkmış ama belirsizlikleriniz var ya. Şimdi bu belirsizliklerinizi de şöyle düşünün. Bu belirsizlikler tam da bugün de bak şurayı aşmanı engelliyor. Çünkü belli değil ya. Öyle mi dedi, böyle mi yapacak, bunu mu der, şöyle mi olur, böyle mi der, şöyle mi olur. Bak bunları bilemem, bilemezsin. Belki bir yerde evet. Ama günün sonunda sen buraya aşıyorsun efendim. Şimdi tam da 10 gündür uğraşıyoruz Buket Hanım. İşte yarın artık işte şu olacak. İşte Ekim'in 5'inde 3'ünce bu var. Ve bu sebepten dolayı da işte şöyle bir anlaşma yapılacak falan filan dediğiniz bir şey varmış gibi çıkmış. O yüzden siz şurada 10 gün kalmamış bile zaten artık yüzüp de kuyruğuna geldiğini bildiğiniz bir şey yapıyorsunuz burada. Bunu unutmayın. Bu sebepten dolayı da şey haliniz var.
10 gün içerisinde bir tane kısmet elinize aldığınız, hatta bir kere gerçekten çok uğraşmış olacaksınız. İki insan kafa kafaya vermiş olacak. Günün sonunda şuradaki üzülen yüzü gören görüyordur. Yani sizin sonuçlarınızdan memnun olmayacaklar var. Ama bu senin hak edişin olduğu için sen sonuna kadar mücadeleni vermiş ve hak ettiğini almış olacaksın. Zaten aslında yüzün kuyruğuna geldiğinin bilincindesin. O yüzden de şey diyor burası. Aslında bir kere aldığın sonuçla karşı tarafın sana hiçbir şey yapamayacağını ispatlaman aynı şey. Dolayısıyla sen bunu alınca karşı taraf elinden hiçbir şey gelmiyor ve çok dolayısıyla üzgün. Hani onun da hayalleri suya düşmüş olacak. Artık bu karşı taraf sizin için kimdir bilemiyorum. Ama Ekim ayının sonlarına doğru giderek rahatlarsınız. Çünkü sizin zaten mücadeleniz aslında bugün oluşmamış, geçmişten geliyor. Sen bu mücadeleyi verirken zaten ciddi anlamda geçmişle alakalı da süreçlerini tamamlamaya çalıştın diyor. Şimdi bir kere şunu söylemek isterim. Gerçekten siz Kasım ayından kaygılısınız. Ama elinizde aldığınız bu belge, bu bir şey var. Bunu kaybetmeyin. Yani bir şekilde, çünkü Kasım ayındaki bu curcuna da sanki o sizin geçiş biletiniz gibi her kapıyı onu gösteriyorsunuz. Yani elinizde bir bilet almışsınız gibi. Kaplumbağa var. Her şekilde ne onun adı? Ağır ilerleten, ağır olduğu için sıkıldığınız, yeter Kaan'a gibi gelemedin gittin şu sonuç. Gelemedi gitti bu imza dediğiniz bir Kaan'ınız var. Kaan'a gibi hareket ettiği için öyle göründüğü. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. O kadar çok net şey var ki orada. Biletinizi elinize almışlığın verdiği bir oh be hali var ki arkadaşlar. Siz burada hiç içinizi çok çok rahat tutun. Kasım ayındaki endişelendiğiniz konularda da şöyle bir gerçek var orada. İki kişi özellikle sizin karşınızda duruyorlar. Sanıyorum ki bir çift. Çünkü sizinle didişirken, daha doğrusu siz o bileti onlara gösterirken, onların yüzükleri çıkmış. Evlilikleriyle ilgili sıkıntılar çıkacak. Çift bu insanlar. Siz Kasım ayında birisinin sizin bu yaşadığınız olayın, yaşadığınız durumun, konunun onların evliliğinde negatif etkiler yaratacak, açığa çıkacak çünkü. Yani bir tarafın açığı ortaya dökülecek, yalanı, işte hani etekteki taşlar dökülmüş. Sen o yüzden elindeki bilet gibi gösterip duruyorsun. Bak ben burada aklandım. Bak bak bu benim işte giriş biletim, ben buraya falan gibi yani. Hani o yüzden bu olayın ne olduğunu ben şimdi bilemem. Gerçekten bilemem. Ama netice itibariyle burada iki kişinin çok net bir şekilde karşılığını aldığınız için gururla durduğunuzu görüyorum. Kasım ayı sizi yani endişelendirmesin. Köprülerin atıldığı bir ay olacağı için günün sonunda senin de burada işte alyansın, yüzüğün güneşinde doğar. Bu ikili de ancak itişir, kakışır. Çünkü senin elindeki bileti her yere gösteriyorsun diyor. Ama Kasım ayında senin hayatında, ha evliysen evliliğin kurtuldu. Yeni birisi varsa alyans var orada. Hani artık evlenmeyi sıraya getirmiş olabilirsin. Geçmişinden beri uğraştığın, ailen için fedakarlıklarda bulunduğun bir sürü neyse ne işte o odur budur yani bir şekilde. Senin hayatında şey var zaten. Toparlanmaya çalıştığın ya da işte bir şekilde hani ailen birliğini, düzenini geçmişten getiren konular neyse bununla alakalı bir uğraşım var zaten. Bununla ilgili de tam olarak
Bitmiş diyecek. Burası bitmiş diyor daha doğrusu. Yalnız baya baya hep birlikte arkadaşlar, herkes sevdiğiyle uzun uzun yaşasın ya. Bazen böyle doğum günlerinde falan, hani işte mutlu yıllar, çok uzun ömrün olsun. Valla sizler olursanız anlamlı diyorum yani sevdiklerime. Hani sevdikleriyle anlamlı hayat çünkü. Ne kadar uzun, ne kadar sevdikleriyle ise o kadar iyi. Hani yoksa hayat işte öyle yani arkadaşlar. İnsanın sevdiğiyle, sevdikleriyle, aile birliğiyle huzurlu olması kadar tabii ki de önemli bir şey yok. Çok yaşadan nerelere geldim ama böyle oluyor bu işler. Hani şimdi refleks olarak çok yaşa diyenler için de bir açıklama yapayım dedim. Arkadaşlar derdiniz geçmişten getirmişsiniz. Dün oluşmamış. Yani o yüzden hemen de bitecekmiş gibi düşünmeyin. Kendinizi de kandırmayın. Her olumlu haberde yüreğinizi küt küt attırdığınızı görüyorum. Yani daha tamam yüzük kuyruğuna geldiğiniz kesin. Özellikle o çıkış bileti sizin için her neyse çok net bir şekilde alacaksınız. İçinizi rahat tutun diyor yani. Ama netice itibariyle bu didinme, uğraş, çaba hep hayat boyu da devam etmeyecek mi? Bu konuda alırsın, diğerin için mücadeleye başlarsın. Bununla da isyan etme. Yeter ki sağlıklı olsun ömrümüz diyorum. Şimdi burada iş yeriyle ilgili bildiğiniz at gibi kaldırmış, şahlanmış bir görseliniz var. Ayağınızın ucunda da kalmış bir insan var. Siz burada yönetici de olursunuz. Firma sahibi de olursunuz arkadaşlar. Bakın yani hani artık neyse bilmiyorum. Vereceğim örneği siz pay için. Siz burada ister yönetici olursunuz, ister firmanın sahibi. Ne iş yapıyor olursanız olun. Burada kendi işimin kendi patronuyum gibi dediğiniz bir söz hakkınız var. Yani öyle bir el mi almışsınız artık, eski çalışan olduğunuz için güven mi? Hani en iyisi çalışan olarak en verimlisi falan diye devam eder bu yani. Siz doldurun burayı. Kendinize iş açmışsanız tabii ki de Allah hani hayırlı kılsın ve bol müşterili olsun. Herkes kendi işini yapıyorsa elbette ki öyle, ama işte hani artık onu siz doldurun arkadaşlar. Çok net şahlanmış bir at var, rızkını çık diyor. Şimdi haneden özellikle iki kişi, bu dedik ya az önce, varsa evliler aralarında evlilikleriyle ilgili sıkıntı çıkmış yani diyorum, dedim ya. Şimdi bunların ikisi de yan duruyor. Boşanmazlar merak etmeyin. Sadece şov olur yani oradaki Kasım ayındaki tartışmalar, eyvah araları açılacak mı? Yok yok merak etmeyin, onlar aslında birbirlerinin o tarz huylarına da alışkınlar gibi çıkmış. Yine yan yan devam ediyorlar evlilikleri, öyle söyleyeyim. Aklınız orada kaldıysa. Keza gördüğüm için yan durduklarını, boşanma falan da vermemiş. Ha bu sizin evliliğiniz mi? Hayır değil bu arada. Sizin evliliğinizle ilgili bir şey söylemedim. Öyle bir şey değil bu. Öyle diyeyim size. Sonunda ve sizin çok net çizginizin artık sabit, stabil ve yukarıda duruşu. Bu insanlarla bayramdan bayrama hani çok küsmüşsünüz. Muhatap değilsiniz diyelim. Mesafelisiniz diyelim. Evliliğinizle ilgili yani aslında çekirdek ailenizin olduğu yerle alakalı gördüklerime gelince de temiz bir kere, siz bir kere ne olmuş biliyor musunuz? Bakın dünyamı oluşturdum, çizgilerimi çizdim. Ben artık ne yan yatarım ne çamura batırım arkadaşım. Dostumu kaybetmem kolay bulunmuyor. Düşman kazanmam kolay kolay. Ben çizgimden ödün vermem. Ne dürüstlüğümden ne yalanımdan diye böyle kendinizce netliklerinizle yola devam ettiğiniz, tam da olması gereken olgunluğa eriştim der gibi çıkmışsınız açıkçası. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Şimdi son olarak kartlarımı seçiyorum ve şimdi size de göstereceğim. Bir kere dengeli bir çalışma hayatınız var. Sen diyorum ya, bak burada artık patronsun, müdürsün, amirsin ama bir şekilde artık dengeyi korumuş devam ettiriyorsun. Hane içerisindeki mesafeler, aldın başını gittin arkanda bıraktın. Sen diyorum ya, bak çizgin net. Sen alır başını gidersin. Çünkü artık kendi çizginin olduğu yere gidersin. Bu yani bunu söylüyor. Evliliğinizle alakalı da kadının bereketinin bol olduğu bir alan aslında. Kadının duaları, koruyucu etkisi var bu hanede. Allah mutlu etsin herkesi diyorum, yuvasında evlatlarıyla. Şimdi görebildiklerimi aktardım. Sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Ayın da son açılımını yapmış bulunmaktayım. Yeni ay hoş gelsin. Hepimizi sefa getirsin. Güzellikler getirsin. Bereketli olsun diyorum sofralarımız, yuvamız. Borcu olanlara tez vakitte ödemeyi nasip etsin Rabbim. Herkesin de gönlünden geçirdiği gerçekleşsin.
Sadece tavsiyem, bedduadan uzak durmaya çalışın ki kendi enerjinizi bölmeyin. Sağlığımız yerindeyse çok şükür bugünler geçecek. Buna da endişelenmeyin. Neler atlatmadık ki bunu da atlatmayalım diyorum her zaman. O yüzden her şeyin başı sağlık. Kalanı hallolacak inşallah. Keza umudunuzu yitirmeyin. Depresyona girerek bir de kendinizi beddualarla böyle negatiflikten uzak durmak en doğrusu diye düşünüyorum. Sizlere de hatırlatma olsun. Birbirimize böyle güzel enerjilerle hayırlısıyla bu sıkıntıları da atlatacağımıza inanıyorum diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar her zaman söylüyorum. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.